Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Yerli savaş uçağımız Kaan tam da uçmaya hazırlanırken, Avrupa'dan uçak alma konusu yeniden alevlendi. Üstelik de bu defa direkt olarak Savunma Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mecliste katıldığı bütçe komisyonunda yaptığı açıklamada 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınacağını bildirdi. Bakan Güler, birinci ağızdan 40 adet Eurofighter alacağız. İngiltere ve İspanya evet dedi, şimdi Almanya'yı iknaya çalışıyoruz açıklamasında bulundu. İngiltere ve İspanya da Almanya'yı bu satışa razı etmek için baskı kurmaya başladı bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Berlin'de yapılacak toplantıda Almanya Başbakanından, Eurofighter'ların satışı önündeki engelin kaldırılmasını isteyecek. Aslına bakarsanız şimdiye kadar Avrupa'dan uçak alımı birçok defa gündeme gelmişti ancak, bu sefer hem Savunma Bakanımız hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla direkt ilgileniyor. Peki Almanya neden Türkiye'ye uçak satılmasına karşı çıkıyor? Türkiye Avrupa'dan uçak alma konusunda gerçekten ciddi mi, yoksa Kaan uçağına zaman kazandırmaya mı çalışıyor? Almanya, kısa süre önce de, Suudi Arabistan'ın İngiltere'den tedarik etmek istediği Eurofighter Typhoon savaş uçakları için de itirazda bulunmuştu. Bazı parçaları Almanya tarafından tedarik edilen Eurofighter Typhoon savaş uçağının itirazı için, İngiltere, İspanya ve İtalya tarafından Almanya'nın bypass edilmesi de masada bulunuyor. Görünür sebepler arasında, Alman yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri satın alması, Suriye'deki PYD'ye karşı askeri harekatı ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamakta gecikmesi gösteriliyor. ABD liderliğindeki NATO müttefikleri ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik gerginlikleri de gerekçe göstererek, Alman liderin buna rıza göstermesinin beklenmediğini ifade edebiliriz. Türk yetkililer, Erdoğan'ın en az 20 adet Eurofighter Typhoon jeti talep etmesinin ve bu sayıyı iki katına çıkarma opsiyonu sunmasının beklendiğini söyledi. Uçuş özellikleri ile F-35'i yolda bırakan Eurofighter Typhoon'u yenebilmek için ABD'liler, daha önceden pasif radar teknolojisini devreye sokmuştu. Peki, Eurofighter uçaklarına eleştiriler yok mu? Elbette var, uçakların pahalılığı nedeniyle kolay satılamaması yönünde birçok eleştiri bulunurken, satış fiyatının yanı sıra işletme maliyetlerinin yüksek olması olumsuz yanına en büyük örnek olarak verilebilir. Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa, proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale'i geliştirme kararı aldı. Üretici ortak olarak diğer ülkeler ise projeye devam etmiş ve en nihayetinde ortaya EF-2000 çıktı. Projede mülkiyet hakları, %33 İngiltere, %33 Almanya, %21 İtalya ve %13 İspanya şeklinde oluştu.